Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Kabaş'ın bir televizyon programındaki açıklamalarına AK Parti ve iktidar kanadından tepkiler gelirken Kabaş tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bir açıklama yapacak mısınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Daha sonra yapacağım. Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmıştı. Gazeteci Sedef Kabaş o soruşturma kapsamında gözaltına alındığı savcılık tutuklanmasını talep etti. Polis ekipleri soruşturma kapsamında gece saat 2 sularında Kabaş'ın Sarıyer'deki evindeydi. Kabaş ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyetine götürüldü. Kimi hadsiz ve densizlerin seviyesiz ifadeleri ancak ve ancak kendi sıfatlarını ortaya koyuyor. Kabaş'ın sözlerine tepkiler peş peşe geldi. İçişleri Bakanı Soylu, edebini insanlarını kaybetmişler sıra sıra dizilmiş, milletin adamına edepsiz laflar etmişler paylaşımı yaptı. Soruşturmanın kapatılmaması gerektiğine inandığını söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'tense bu ahlaksızlığı lanetliyoruz, hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz paylaşımı geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bir deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Adalete güveniyorum. Kabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunda 20 dakika ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Efendim, bir şey söyleyecek misin? Adalete güveniyorum. Haberimizle ilgili bir son dakika gelişmesinde iletelim. Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı efendim.